Ekrem İmamoğlu ikinci senesinde İstanbul Belediye Başkanı seçileli. ikinci yılını doldurmak üzere. Ee, şimdi size bir video izlettireceğim. O videoda adam resmen diyor ki belediyeyi kapatalım diyor ya. Belediyeyi kapatma kararı çok zor ama kapatalım diyor adam ya. Hani pandemi var, koronavirüs var, hani e, bulaşıcı tamam ama sen yani bu yorumun orada aslında bu insanların sıkıntılarını giderecek çözümler, çareler üretmek makamındayken belediyeyi kapatalım diyorsun. Önce bir video izleteyim. Bakın arkadaşlar arkasından yorumumuzu yaparız. Bakın. Zaten çok kısa bir video. Şimdi hemen. Bir belediye başkanının kapanma kararı alalım demesi kolay bir şey değildir ama bunu demekle mesulüm, bu anlamda e, be, beklentimiz ve e, temennimiz bu. Evet arkadaşlar gördünüz devamına hani gerek yok hani fazla izlemeye. Ee, videoyu hani böyle ekrandan yansıttığım için e, kusura bakmayın. E, direkt ekran şeye de verebilirdim ama bu sefer telif atıyorlar. Ki e, telif olmasın diye başkasının videosunu alıp da hani çalmış gibi olmasın diye ekrana böyle vermek zorundayım. Kusura bakmayın. Ama bakın ne diyor. E, bir belediye başkanı olarak belediyeyi kapatma kararı çok zor. E, ama bunu yapmak e, zorundayım. Ne kadar doğru bir görev olduğunu biliyorum diyor. Hani siz bu ülkeye Hani çözüm üretmek için geldiydiniz. Hani insanların rahatı, huzuru, e, refahı için gelmiştiniz. Hani bu ülke, hani İstanbul nimetti, hani ekmekti. Hani e, kendi kendine yeterdi. Hani kendi geliri kendi giderlerini kapatıyordu. Hani e, gereksiz harcamaları e, önleyince e, doğru yerlerde parayı, gelen parayı harcayınca bir sürü para artacaktı. Hani 16 milyonla afiyetle doya doya paylaşacaktın. Yani şimdi bir pandemi oldu diye belediyeyi kapatmak ne ne alaka yani ne ne anlam. Şimdi her yer kapanır da belediyenin kapanması ne demek ya? Sen çözüm arayacak makamsın ya. Çözüm bulacak yersin ya. Bu insanların sağlığı, huzuru, refahı için, bu insanların geleceği için sen gece gündüz çalışmak zorundasın ya. Aynı hastane gibi hizmet vermek zorundasın ya. O zaman Recep Tayyip Erdoğan'ı hani senin yerine koyalım. Hani Allah'tan Türkiye'nin cumhurbaşkanı değilsiniz ki ne? Türkiye'yi kapatırdınız da. Hadi Erdoğan'ı sizin yerinize hani Erdoğan'ın yerine sizi sizi koyalım. 2008 yılında bunlar hani AK Parti kapatma davası vardı biliyorsunuz. O zaman Erdoğan sizin yerinizde olsaydı kapatıp gitmesi lazımdı. Arkasından arkasından balyozcular vardı. Balyozcular bunlar hani operasyon yapmıştı. O zaman kapatmak eğer Erdoğan olsaydı kapatıp gitmesi lazımdı. 17-25 Aralık oldu. Erdoğan kapatıp gitmesi lazımdı. 15 Temmuz oldu darbe. Erdoğan'ın başka ülkeye kaçması lazımdı. Ülkeyi bırakıp gitmesi lazımdı. Yani Suriye operasyonlar var Güneydoğu'da özellik ilan edildi Akdeniz'de bütün dünya üstümüze geliyor Libya'ya gittik Azerbaycan'da bakın Karabağ alındı Bütün bu zorluklara rağmen O kadar depremler oldu seller oldu Yani bütün bunlara rağmen Erdoğan hani battı bitti Ekonomi çöktü dediğiniz o Erdoğan her defasında Yeni hizmetler yeni reformlar Yeni açılımlar barajlar Okullar yollar havaalanlar hep açtı 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 Adama hala siz etmedik hakaretleri Bırakmadınız Şimdi bir pandemi döneminde bakın onu da zaten Recep Tayyip Erdoğan uğraşıyor. Durmadan hastaneler açıyor, şehir hastaneleri açıyor. %70 şu anda yoğun bakım dolu ama bu kadar hastanelere de zaten karşıydınız. Gereksiz huzuru, masraf, yandaşlar, kime peşkeş çekiyorsun, hasta nerede, hasta olmayınca, hasta garantisi verdin, hasta olmayınca ne gerek var bu kadar yatırma diyordun. Bak ona rağmen hastanelerde bak %70 doluluk oranı var. Recep Tayyip Erdoğan bu kadar önlemi, bu kadar yatırımı, bu kadar yapıyı, projeyi, hizmeti devreye sokmasa idi. Siz olsaydınız çoktan bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kapısına kilidi vurup giderdiniz. Daha sizin sorumluluğunuz İstanbul gibi bir yerken orayı yönetemiyorsunuz. Kalkmışsın bu karar almak çok zor ama devlet hani belediyenin kapısına kilit vuralım gelmeyelim diyorsunuz ya. Bu ne anlama geliyor ya? Ya sen en kısa ya normal bir vatandaş olarak oturup da saatlerce plan proje çizmeden söyleyeyim. Otobüsleri sıklaştırırsın, metroları sıklaştırırsın, belediyeye ait ne kadar hani o toplu taşım araçları ve kullanım ortak alanlar varsa dezenfekten yaparsın insanlara maske dezenfekten dağıtırsın zabıtalarını hani önüne durdurup da selam duruyorlardı sana o zabıtalarını polisleri şunlar bunlar hepsini göreve çağırırsın kalabalık mekanlarda sosyal mesafeyi korursun o sana ait zabıtalarınla bütün dükkanları esnafları hepsini denetlersin hani sosyal mesafelerde masalar hani siparişler temizlik hijyen uyuluyor onları denetlersin, vapurları denetlersin. Yani insan mahalleleri temizlersin, hastalık oranının yayılmaması için önlemler alırsın. Bak oturduğum yerde küçücük anında yani anlık yani anlık bir şeydi. Bu bir dünya şey saydım. Otursam yanımda yani o kadar e, başkan yardımcım, hani sekreterim, o kadar çalışanım, hizmetli olsa kabine, mabine bir dünya oturup sabahlara kadar düşünsem bin tane çözüm üretirim. Normal bir vatandaş olarak sen belediye başkanısın ya ne yaptın ki ne? Ülkeyi borca sokmaktan, Fransa'ya ülkemizi şikayet etmekten başka ne yaptın ki ne? Kalkmışsın belediyeyi kapatacaksın ya. İşiniz gücünüz heykel dikmek. Heykel açılışları. Kalkmış belediyeyi kapatacak ya. Bu çok zor bir karar. Belediye kapatalım diyor adam ya. Bu adamı siz İstanbul'u nasıl teslim ettiniz? Ya bu adam şimdi İstanbul'u şimdi Erdoğan bütün bu Türkiye'deki bu sorunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın büyük yoğun çalışmaları sayesinde atlatılıp aşı bulunup o kadar e, Erdoğan'ın açmış olduğu üniversitelerde o e, öğrencilere vermiş olduğu burslar sayesinde o kişiler yetişip e, aşılar bulunacak veyahut da yurt dışından aşılar gelecek. Bu kriz atlatılacak. Ondan sonra 2023'e gideceksiniz seçimlere tekrar aday olacaksınız ya cumhurbaşkanlığı aday olup Türkiye'yi kazanmak için bu millete yalanlar uyduracaksınız. Elektrik, su, süt, e ekmek, her şey bedava, indirim yok kadevi indirimi yok vatandaşa rahat huzur ferah yol esnaf odur budur neler sayacaksınız ne yalan vaatler vereceksiniz biliyoruz bunları yağmur yağarken dolu varken, kar, kış varken orta yani sokakta yoksunuz. Kaybolup gidiyorsunuz. Şömineli güzel lüks evinize saklanıyorsunuz. Ortalık günlük güleşlik yani her şey yolundayken hiçbir sıkıntı problem yokken çıkıyorsunuz ortalığa. Ondan sonra biz hizmet adamıyız. Ulan kar yağmış. Yollar buz tutmuş. insanlar eve işe gidemiyor. Eve ekmek getiremiyor. Siz belediye kapatıyorsunuz. Her şey günlük güneşlik. Paralar kazanılmış. Zahmet aşılmış. Her şey yolunda. E ee, biz varız. Biz hizmet adamıyız. Yerler sizin hizmetinizi. Kim inanır size? Yani kim inanır size yani? Sizin kendi iskelet oyunuz. Kandilin derme çatma HDP oyları. Bir de yala, tarafsızlara uydurduğunuz yalanlar. Ya kendini bilen adam, sizi araştıran adam size oy mu verir ya? Arkadaşlar Lütfen kafanızı, aklınızı, başınıza toplayın, düşünün, taşının, araştırın. Bunlar böyle ya, bunlar güzel gün, iyi gün dostu. Yarın kötü günde ilk, yani bu e, gemide yani e, bu dalga varken, bu e, fırtına varken geminin dümeninde değiller. Yarın fırtına dinsin, gemi düze çıksın, e, dalga'nın hani e, boyu düşsün, İlk bu gemiden size atacaklar. İlk vatandaşı atacaklar. Ben size söyleyeyim bakın, İlk size atacaklar. Bunların peşine takılıp da kendinize hizmet şunu bunu bir şey beklemeyin. Evet yine de tercih sizin tabii ki. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.